Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mustafa abiyle beraberiz. Antrenman ve röportaj yapacağız. Mustafa abi, öncelikle seni tanımayan seyircilerimiz ve sporcu arkadaşlarımız için kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki. Adım Mustafa Küçükkaralar. Evet. Kırklareliyim. 2004 Mutlu İnsanlar Kenti. Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli tabii. Evet. Anti parantez. Evet. 2004 yılında bu spora başladık. Evet. Normalde devlet memuruyum ben. Ama çok sevdiğimiz için yani yıllardan beri bırakmadık. Evet. Hala devam ediyorsun. Hala devam. İlk yarışman kaç yılındaydı abi? İlk yarışmam 2016'nın Mayıs'ındaydı. Tabi o zaman bu kadar tecrübeli değildik. Kas oranımız da bu kadar yoktu. Evet. Daha sonra 2019'un Eylül ayında girdim. Orada bir Türkiye 8.liğim var. Evet. Bir de şimdi bu 2021'de girecektin ama 2021 24 Mart'ta girecektik ama maalesef kapandı. Yani bununla ilgili ne düşünüyorsun abi, yarışmaların iptal olmasıyla ilgili? Ya baştan söyleyebilirlerdi yani, çok saçma geliyor şu an bana. Yani sonuçta bir satranç turnuvası yapmıyoruz biz. Değil mi? Yıllarca bir emeğimiz var burada. Evet. Ama yeri geliyor bir ay kala yarışma iptal diyorlar. Evet. Baştan bunu söylemeleri lazımdı. Kaç kişinin burada emeği var? Abi bir de düşünsene, o kadar insan definasyona giriyor, işte bulk yapıyor, yani antrenmanı işte başka şeyleri falan, biliyorsun yani durumlar. Ama öyle diyoruz, her şeyde bir hayır var diyoruz, sağlık olsun evet. diyoruz. Ama şöyle de düşünmek lazım, benim kendi naçizane şahsi fikrim. Şimdi yarışacaklar ya, bu Covid olaylarından iptal ediyorlar ya. Evet. Şimdi satranç olayı dedin ya sen, ben de oradan geleyim. Satranç oynayacak adamın ne bileyim enerjisi düşmüyor ama yarışma zamanı adam işte suyu kesiyor falan. O arada belki bir Covid'e yakalanan birinin ölme riski olur diye mi acaba iptal ettiler? Anladın mı demek istedim? Belki tabii. Biri hani Covid'e yakalanır, direnci, vücut direnci düşük yani. Kesinlikle bir yani. Aç, orada işte daha yükleme yapacak bir yerine falan. Yağ oranın çok düşük. Düşük falan. Onların etkisi olur. Belki bu sebeple iptal etmiş olabilirler tabii, mi? Tabii ya, kesinlikle. Ya büyüklere karşı yani lafımız sözümüz yok. Evet. Her şeyde bir hayır var diyoruz. Yolumuza devam, bırakmak yok. Eylül'de bir dahaki yarışma. Pes etmek yok. O da olursa yani, onu bilmiyorsun. Olur ama belki o zamana kadar. Yani bırakmak yok. Devam antrenmana. Devam. Formumuzu bozmadan. Aynen. En iyi bir şekilde. Formu zaten göreceğiz birazdan antrenmanda. Onun haricinde bu yarışma dönemindeki beslenmen nasıl oluyor Mustafa abi? Şimdi benim klasik kahvaltım var. 10 yumurta. 7'si beyaz, 3'ü tam. Evet. 100 gram yulaf ezmesi yapıyorum. İçine aşağı yukarı 2 yemek kaşığı toz tarçın atıyorum. Bunları blenderdan çekiyorum. Evet. Yağsız teflon tavada krep şeklinde yapıyorum. Anladım. Bunu akşamdan hazırlıyorum. Sabah kalktığında direkt çekiyorsun. Direkt hazır. Çekik hazır. Akşamdan hazır. Çünkü işten dolayı sabah erken işe gitmek zorundayız. Evet, doğru. Sabah yarım saat aç karnına kardiyo antrenmanım var. Evet. Yarışma dolayısıyla. Nerede yapıyorsun? Salonda mı, evde mi? Evde. Evde. Evde spin bike falan mı var? Evet, spin bisikletim var. Yarım saat kalkar kalkmaz bir saate Nescafe. Evet. Sade. Broxin şurup. O da vazgeçilmezim diyorsun. Efetrin olacak. Evet. Broxin şurup, sade Nescafe, yarım saat kardiyo. Ondan sonra duşumu alıp kahvaltımı yapıyorum. İşte günlük 10 tane yumurta, 100 gram yulaf ezmesi, 300 gram kırmızı et, 500 gram beyaz et, tavuk olur, indi olur. Bunu armanlıyoruz. Önemli değil. Karıştırıyorsun. Bazen değiştiriyorum. 300 gram da şeyim var, basmati pirinç. Diyette olduğumuz için. Lapa. Şu an 300 gram mı kullanıyorsun? Evet, 300 gram lapa, basmati pirinç. Diyette olduğumuz için. Günlük öğünüm bu. Sınırsız zaten yeşillik salata. Zaten salatasız, şeysiz yemek yiyemiyorum. Kendimi evet. Öyle alıştırdım. Sınırsız yeşillik. Sınırsız yeşillik. Aşağı yukarı 20 gram bir şeyim var. Zeytinyağı. Evet. Onları öğün öğün bölüyorum. Genelde ben pilavın üstüne döküyorum. Evet. Yani piştikten sonra. Anladım. Zeytinyağını çiğ olarak tüketmek lazım zaten, biliyorum. Aynen. Tabii karbonhidratı pişirdikten sonra döküyorsun. Yani günlük beslenmemiz bu. Şaşmıyor. Evet. Akşam iş çıkışından sonra antrenmanımız var. Günlük çift bölge antrenman yapıyoruz. Çift bölge yapıyorsun. Çift bölge. Haftada kaç gün kardiyo yapıyorsun? Kaç gün antrenman yapıyorsun abi? Haftada 5 gün. Normalde 6 yapacağız ama hafta sonu yasaklarımız olduğu için. Normalde 6 gün antrenman. Normalde 6. Anladım. Yani 3 günde bütün vücudu bitiriyoruz. Evet. Ama hafta sonu yasak olduğu için 5 gün mecburi 5 gün yapıyoruz. Bir bölgeyi feda ediyoruz artık. Anladım. Arada veya işte çift bölge falan görerek bir idare etmeye çalışıyoruz. Ya aynı o şekil. Evet. Onun haricinde ne sorabiliriz Mustafa abiye? Mustafa abi, supplement kullanımın nasıl? Supplement kullanıyor musun? Supplement şu an yarışmaya yaklaşık şu an 1,5 ay vardı değil mi? 1 ay vardı. Senin normalde şu an supplement alıyor muydun? Yani yarışma iptal olmasaydı.
En son bir BCM vardı. Evet. Glutaminli BCM. Başka da bir supplementim yok. Protein tozu, karbonhidrat herhangi bir şey kullanmıyor. Hayır, onları zaten protein tozunu aşağı yukarı bir 3-4 senedir kullanmıyorum. Su tuttuğu söyleniyor onun için mi? Yarışma dönemine yakın. Su tuttuğundan dolayı falan mı? Kesinlikle. Yoksa başka bir sebebi var mı protein? Ondan dolayı ben gerek yok diyorum. Çünkü protein ihtiyacımızı biz zaten karşılıyoruz. Hı hı. Kırmızı etle, beyaz etle ben karşılıyorum. Yani onu gerek bulmuyorum. Peki böyle supplement olarak omega 3'tür, ne bileyim işte farklı vitaminler falan kullanıyor musun? Onu multivitamin tabi alıyoruz. Multivitamin falan alıyorsun. Balık yağı. Hı hı, anladım. Onlar olmadan zaten olmaz. Evet. Yeni Ulpak kullanıyorum. Hı hı. O biraz ağır zaten profesyoneller için. Evet. Balık yağı. Evet. Diyete yarışmaya yakında magnezyum alıyoruz. Çünkü kramplarımız artıyor. Hı, evet. O magnezyum duruma göre. Yani genelde pek şey... O yarışma yerlerinde zaten böyle magnezyumlu içecekler veriyorlardı. Tabii. Her yerde ücretsiz magnezyumlu içecek. Ya o gerçi bünyeden bünyeye değişiyor. Herkes de bende fazla kramp yapmıyor. Benim şanslı tarafım o. Hmm. Yani çoğu kişide... Ben şimdi çok düşük yağ oranlarına düşmedim ama bende bu halde bile kramp şimdi yapıyor bazen. Herkesin bünyesi farklı. Evet. Çok düşük yağ oranlarına düşmememe rağmen bende bu halde bile, bu kiloda bile biraz kramp yapabiliyor. Biz yarışma yakınında pek nadir şey yaptı. Yani o yönden şanslı diyelim kendimize. Evet, çok güzel. Yani beslenmemize zaten dikkat ediyoruz. İçkimiz yok, sigaramız yok. Evet. Peki, şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir özet geçeceğim. Biz Mustafa abiyle 2013 yılından beri tanışıyoruz aslında. Pek beni hatırlamayabilir belki ama 2013'ten beri tanışıyoruz. İlk burada Kırklareli'de Oksijen Fitness diye bir spor salonu vardı değil mi? Pasajın içerisinde. Evet. Oksijen. Orada Erçi abiler vardı. Erçi abi, Halit abi. Old school. Demir abi vardı bir tane. Demir abiydi değil mi? Yanlış olmasın. Aşçı. Aşçı bir abimiz vardı. Tam old school bir mekan. Mükemmel bir ortam vardı o zamanlar. Ben çok küçüktüm. Lise 1'e, lise 2'ye gidiyordum. Mustafa abileri görüyordum orada. Sarışın bir arkadaş vardı. Neydi o arkadaşın da hafif sarı? Serhat Hoca. Evet, Serhat Hoca. Serhat Hoca ile beraber onlar antrenman yapıyordu. Halit abiyle de Erçi abi antrenman yapıyordu. Aynen, her akşam saat 5'te 6'da. Hani o Serdar Akdolgan'ın muhabbeti var ya işte salona girdim işte Sırra abiler işte skat gölü yapıyordu. Ben de öyle oluyordum yani onların oraya gittiğim zaman. Akşam 5'te 6'da okuldan çıkıyordum bir gidiyordum. Bunlar paramparça mükemmel bir şey. Ben o zaman liseye gidiyorum çırpı gibi 60-70 kilo. Şimdi Mustafa abiyle bugün antrenman yapacağız, röportaj yapıyoruz. Benim için güzel bir an yani. Bu sporda evet. Bu salondan en son çıkanlar kazanacak. Öyle mi? En son çıkanlar kazanır diyorsun. En son çıkanlar kazanır diyorum. Benim sözüm durum. Yani ben yıllarca hangi salona gittiysem en son ben çıkıyorum. Değil mi? Yani alışkanlık diyelim belki. Evet, evet, evet. Bu salonlara en son çıkıyor. Old school. Bakın arkadaşlar bunları değerlendirin. Bunlar tecrübe. Cidden tecrübe bedavadan kazanılmıyor. Haksız mıyım abi? Yıllarını verip de parayla da kazanılmıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Tecrübe önemli. Tecrübeli insanların söylediklerine dikkat edin. Sabır işi. Bu işe sabredeceksin. Çok emek vereceksin. Çok seveceksin. Evet. Ya bizim amacımız ilk önce spor yani başka bir şey. Evet. Sosyal hayatımız dahi bu yönden yok yani. Aynen. Önceliğimiz bu. Mustafa abicim, bu zamana kadar çalıştığın bir antrenörün oldu mu? Yani seni çalıştıran bir hoca oldu mu? Halit abimiz var. Halit Uygurtaş. Aynen. Halit abi. Buradan oradan çok selam söylüyoruz. Evet, çok selam söyleyelim Halit abimize. Emeği çoktur bende. Halit abi beni tanımaz. Ben o zamanlar böyle liseli tıfıldım ama ben hepsini çok iyi tanıyorum. Erçi abi de, Halit abi de, Mustafa abi de. İnşallah onlarla belki bir gün emeği, bir video bir şeyler yaparız. Emeği çoktur bende. Aynen. Buradan selam söylüyoruz ona. Halit abi, onun haricinde bir antrenörün olmadı. Yok. Peki olmadı. Bu işe başlayacak, sıfırdan vücut geliştirme yapıp yarışacak birine verebileceğin tavsiyeler var mı? Bu işi bilen antrenörle çalışsınlar. Bir de bu... İlaç olaylarına hemen girmesinler. Evet. Steroid muhabbetlerine. Steroid muhabbetlerine hemen girmesinler. Öyle bir dünya yok. O bilinçli yapılacak şeylerdi. Her şeyin zamanında yani hemen o girilecek bir şey öyle bir şey yok. Evet. Bu benim işler zaman meselesi. Kendinizi harcatmayın. Kendinizi bırakmayın arkadaşlar bedavadan. Yani 3 ay antrenman yapın. Zamanı, kesinlikle. Her şeyin zamanı. Her şeyin zamanı vardır. Benim diyeceklerim bu kadar. Hı hı. O zaman antrenmanımıza geçelim. Neydi bugün? Şimdi sırt dedin. Bana omuz demiştin, ben şimdi dün bir sırt attım çok fena ama yok, bugün, beni bir fake'e düşürdüğün yok, gibi geliyor. Yok, sırt antrenmanı yapıyoruz. Sırt mı? Abi beni bitirdin. Gerisi bende. Tamam sen de. Hadi sana bırakıyoruz. Tamam. Evet, antrenmanımıza geçelim. Evet arkadaşlar, röportajımızı yaptık. Şimdi Mustafa abiyle ısındık. Sırt antrenmanımıza başlıyoruz. Bugün Mustafa abinin sırt antrenmanıymış. Mustafa abi, ilk harekette ne kullanıyordun? İlk harekette barfix yapıyoruz. Hı-hı. Düz. Evet. Daha sonra enseye barfix. Hı-hı. Daha sonra da kapalı dar tutuş.
Evet. İlk üç hareketimiz böyle oluyor. İlk üç hareketimiz old school tam barfiks. Kesinlikle. Tamam. İlk hareketle başlıyoruz o zaman. Ben hiç spor hayatım önce kemer kullanmadım. Hiç kemer kullanmadım. Abi bende de alışan o beli bir sıcak tutuyor, ne bileyim o postürü, bazı mesela Dumbledore'u falan yaparken eğiliyorum ya çok. Bilmiyorum, rahat ettiriyor. Herkesin kendi fikri var ben. Bu strap var ya, sarıyorum bara. Onu var ya her antrenmanda kullanıyorum, bir bacakta kullanmıyorum. Göğüste bile bara sarıyorum onu. Millet diyor ne yapıyorsun diyor, göğüste sarılır mı? Ne bileyim, bileğimi rahat ettiriyor. Faster they're, bigger they're, stronger they're, they can shoot better, they can pass better, they can do everything better. Never done that before. İlk hareketimiz öne çekişti. Barfix şimdi 4 sette arkaya çekeceğiz. İkinci hareketimiz. Bunları ekle hareketlerine. Değil mi? Benim kararım sırf bu ha. Başka bir şey yapmam. 3 tane. Yok, daha var da yani direkt. Hı-hı. Hareketi makine esas bunlardır yani. Makine kullanmıyor. Makine kullanmıyorsun. Old school. Görüyorsun abi işte. Aynen. Söyleyecek bir şey yok. Benim sadece şey yapalım. Tamam, belleri. Belleri, bak şu ayakları kıracağım ya. Ayakları kırdığınız zaman sadece ayaklardan bir hafif tuttum. Şey geldi bana ilk defa. Anladım, biraz... anladım. Sen ona biraz güç alacaksın. Aha. Ama bana yeter. Kaçta alayım onu? Baştan alırsın kafadan. Arkadan hafif tut. Hiçbir şey yapmana gerek yok sadece. Tamam, sen onu yararsın. Sadece dizlerden tut, sen yeter. Sonra bırak da bana bırak, şey yapayım. Aha, ben söyleyeceğim. Gücüm bitmesin bana. Aynen, yok bir sorun yok. Bir, iki, üç. Sadece tut oradan. Ha. Çok iyi. Devam. Bas. Bas. Son. Çok iyi. Topa. Tamamdır. Ama gerçekten güçlü bir hareket. Bunu biz laptop'da bazen böyle enseye çekiyorduk. Aynen. Onun barkı zaten. Şimdi düz mü? 3 set yapalım. Tamam. Şimdi tabii dart tutuş yapmayın. Dart tutuş tamam. 3. hareketin ilk setine başlıyoruz. Şimdi bunu yapınca ister istemez bicepsler de geliyor yani arkadan, değil mi? Zaten biceps çalışıyor bu hareketler. Zaten esas o adele hacmi veren hareketler de çekiş temel hareketler olduğu için. Çekiş hareketi olduğu için. Evet, ben de dart tutuşunun ilk setini yapıyorum. Evet. Hoppa. Bugün yine old school'un dibine vurduk antrenmanda. Bu daha başlangıç. İstersen vazgeç. Yok, vazgeçmem. Devam. Haydi. 3 4
You only get one life, live it and play it hard. But be smart from the start or don't play it all. That's right. Yeah, me and Adam checking in. Belki kollarınızın büyük olması sebebiyle bu barfi çok çekiyorsun. Evet, işte barfiksin de diyorum ya, bu bisepse etkisi yüksek yani. Şimdi 3 tane arka arkaya chin-up girdin. Tabii. Önden, arkadan, dar. Üçü de bisepsin temel egzersizleri gibi düşün. Değil mi abi? Ama bunu yapan her zaman bence bir tık öndedir. Yarışmacı olarak. Kesinlikle. Zaten bunu yapabilmek için ileri seviyeye gelmen lazım. Tabii. Göğüsle kulağıyla falan hareketler ağırlıklarında farklı. Senle 3 abime seni çok sevdiğiniz konu. 4 miydi? 3 mü? 4. Bu da benim 4. Ben normalde 5-5 atmıyor hepsi. 5-5 mi atacağım? Eyvah. Ya acı biraz bana. Dün sırt yaptım yemin ediyorum. Omuz demedik mi? Beni kandırıyorsun. Sen gene çok iyi çalışıyorsun. Dün var ya bar bulur oğlar, dam bulur oğlar, anladın mı? Ne bileyim öldüm yemin ediyorum. Çok iyi, helal. Çek suyu. 97-97,5 kiloyum abi. Birazcık zor yani, anladın mı? Yine çok iyi yapıyorum da baksana. 3 set attım baksana. Aynen. Farklı setten bitiriyor tabii ki. Tabii bitiriyor. İstersen vazgeç, keselim bunu. Vazgeçmem. Kesmek yok. Mustafa abi beni fake'e düşürdü. Omuz yapacağız, omuz yapacağız dedi. Dün sırt attım bugün. Hadi diyoruz şimdi bırak pes et. Yok pes etmek yok, etmem. Şimdi yapalım beşer rol. Olur abi. Severim. Tamam. Bu kadar old school'dan arkasından, old school hareketin arkasından. Bu rahatlatır. Machine roll. 3 tane old school hareketten sonra şimdi kaymak gibi gelecek bu. All on the track again, all in together now. Simon says fall back like the weather. Wow. Hold it now. I don't know where I get it. I just know when I spit it, everybody seem to get it. I'm not reinventing the wheel. I'm just. İşte bu strapleri çok seviyorum. Her harekette kullanıyorum. Bunu çok rahatlatıyor, bilmiyorum yani. Belki de benim parmaklar güçsüz olabilir biraz. Yok canım. Erken açılıyor. Alıştığından da kaynaklı olabilir, değil mi abi? Psikolojik bu. Çok iyi. Devam. Bana evet. Diyorsun ama kendini yani... Yok mu abi? Abi ben 97 kiloyum, 98 kiloyum. Bir de bolkun üstünde bir yağ var bende farkındaysan. Ben de 80... Hani biraz bolku da abarttım ben. Ben de 85 kiloyum. Sen bu yağ oranında bu kadar ağır çalışıyorsun ama. Aramızdaki fark o. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Meşhur ol. Şu an yorgunum. Hareketin kralı. Bu sporda ağır çalışmadan hiçbir şey olmaz. Evet. Az kilo çök tekrar. Temel egzersiz. Kesinlikle. Yani zorlayabildi. Adam yeni de başlasa 30 kilo ile mi zorlanıyor? 8 tekrar. 30 kilo zorlanacak abi. Maksimum zorlanma. Tekrar diye bir şey yok. Kesinlikle. Abi biz diyetteyiz. Yani yarışma formumuz hala da ağır kilo. Yani yarışma formu hala da tabii yüksek kilo dediğin gibi. Tamam. Galiba alıyor.
Fazla bir şey yok mu abi? Dur göster. Fazla ha? Bir şey yok. Ya fazla bir şey yok da işte. Azıcık esniyor lan sen. Azıcık esniyor şeyden. Sanki yağ yok galiba burada ya. Ha abi? Yok. Küçük bir ameliyat olduk. Mide küçük oldu. Ondan böyle. Obezite cerrahisi. Bravo abi. Bravo. Bravo. Harikasın. Bravo. 128. 130. 130'a yakın. Gördüğün gibi en bilimsel, en old school. Ortaya karışık. Dansı da buradan takip ediyorsun değil mi Mustafa? Ortaya karışık atıyorsun. Ortaya da aynen. Bizde böyle abi. Ben hemen albumu alayım. İyi, çok iyi. İyi, evet. 3. 4. Çok iyi, devam. 5. 6. Hoppa. Haydi. 7. 8, son 2, 9, son. Hop, mor, helal. Kısa mı helal? Tamam, çok iyi. Çok iyi. Deadlift yapıyor musun Mustafa abi? Eskiden yapıyordum. Bir evet. Sene önce kasık fıtığı oldu. Ha, evet. Ben biliyorum durumu da, arkadaşlar daha öğrensin yani, yaklaş. Fıtık kemerimiz var, bak buna fıtık kemeri, değil mi? Buna rağmen antrenman atıyoruz. Fıtık ameliyatı yok şu anda. Fıtık kemeriyle devam. Ameliyat olursan bir sene antrenman yapamayız. Bir sene, o yüzden devam böyle. Yarışmaya. Böyle devam. Bu yarışmaları da kaldırdılar ama düşün sen buna rağmen antrenman yaparken söyleyecek bir şey var mı? Her şeyde bir hayır vardır. Vardır, he, doğru söylüyorsun aynen. Kesinlikle. Yani her evet. Şeyde bir hayır vardır. Biz çalışmamıza devam ediyoruz. Tabii tabii tabii. Ama ben seni bir önceki yarışmanda hatırlıyorum. Omuzların falan bu kadar adeleli değildi. Bu kadar büyük değildi. Biraz daha küçük girdi. Kesinlikle daha çok. Haksız mıyım abi? Üzerimize tabii kas koyun. Evet. Ya her sene bir tecrübe diyelim ona. Evet, tabii. Kesinlikle. Evet. Onlar benim de siz gene kadar diyeti bozmadı. Gerçi bozmayacağım ha. E yapmışsın abi. Bozdurmuş işte. Yani aşırı tamam. Bozma işte. Biraz temiz karbonat alacak, biraz da büyüme şey. Büyüme, tak tak tak. Bu hareketler omuzlar bir şey daha çok bak. Sana bir söylüyorum, omuzlar çok büyük. Ya, omuz ve bacak bölgesi geçen sefer biraz bıkmıştı. Haksız mı? Evet. Devam, çok iyi. 4 5 6 7 8 12 9 10 Çok iyi. Nasıl gidiyor? Süper. 10 numara. Dedim ki 55'e kadar yolu var bende. 55'te deniyordum bunları. Kerem Hoca 55 kilo istiyorsun. 55'e kadar var yolu. Fakat şeyleri çoğaltsana ve dambıllardan. Hala bir zamanda uzun vidalar var. Onları bulsana mı? Yani ilave etmek. Olabilir. Onu yapmıştı onlar. İki tane dambıl bozdu onlar. Bunların üzerine şey yapmış. Olabilir. Canber var selam olsun. Onları bozdu. Burada 40 kilo var. Uzun vidalar var. Olsaydı şimdi onların salonunda 55'te yapardık yani. Vidası var ya. Stretch arm pull down. Mustafa abinin son hareketi değil mi Mustafa abi? 4 set yine. 4 set yine. Kaç at tekrar? 10-12 arası. 10-12 arası. Never done that before. It's not too late, I've done that, I'm sure. They said it goes away, laying on the shore. Don't with it, I mean it. You had them, but I've seen it. Oh, hey. Could've been all day, yeah. Could've been all night, could not tell it apart. Could've been okay, yeah. Evet, hislerimizi alalım. Ne düşünüyorsunuz Mustafa Bey? Çok iyi geldi, harika. Antrenman sonu ama kendime geldim. Oh. Öldüm. Yemin ediyorum dün sırt yaptım, aynı bunun şeyini yaptım ben.
Rob'la. Çökerek. Çökerek Rob'la şeyle. İple. Halatla çökerek. Dün. Aynı böyle tam taktım. Devam. Bir. Üç. Dört. Beş. Dört. Yedi. Sekiz. Son iki. Dokuz. Son. Evet, istediğinizi al. Evet, istediğimizi konuşamıyorum. O zaman antrenman iyi geçmiş. Evet, evet. Son set. Son. Bravo. Evet, son seti de bitirdik. Antrenman biter. Antrenman finişi. Biz de bittik. Biz de bittik. Çok verimli bir antrenman oldu. Mustafa abi, bu güzel antrenman için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama beni bir fake'e düşürdün, bir omuz dedik filan. Ben dün bir sırt attım, bugün bir ikinci sırt. Beni birazcık yordun gibi geliyor. Bir de parçaladın. Old school'un dibine vurdurdun. 3 tane barfix arka arkaya. Biraz mahvettin beni. Ellerine sağlık. Yaratmanı biraz eksik gördüğüm için. Öyle mi? Biz de böyle. Teşekkür ederim abi. Siz esas buraya geldiğiniz için ben size teşekkür ederim. Ne demek abi? Vaktinizi bana ayırdınız. Ne demek abi? İnşallah yarışma zamanı, yarışma yapılırsa bir dahaki yarışmaya inşallah ona da geliriz. Kesinlikle. Orada da bir şeyler çekeriz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz zaten. Evet. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.